Seher Yeli. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Nuaym bin Mesud, uyanık, zeki bir gençti. Herhangi bir problemi çözmede hiç güçlük çekmezdi. Allah'ın ona verdiği iyi tahmin etme, çabuk anlama ve aşırı zekayla tam bir çöl çocuğunun temsil ediyordu. Fakat o parayla eğlenceye düşkün bir kimseydi. Halbuki böyleleri daha çok Yesribi Yahudileri arasından çıkardı. Nuaym'ın canı bir eğlence arzu etse veya kulağı bir çalgı sesi duymak istese ta Necid'den çıkar Medine'nin yolunu tutardı. Orada daha sonra ona fazlasıyla vermeleri için malını Yahudilere sarf ederdi. Bundan dolayı Nuaym Yesrib'e çok gelir giderdi. Oradaki Yahudilerle bilhassa Beni Kurayza ile sıkı ilişki içindeydi. Allah, insanlığa peygamberini hak ve hidayet diniyle gönderip, Mekke vadileri İslam nuruyla aydınlandığında, Nuaym bin Mesud gününü gün eden birisiydi. Para ve eğlencelerine engel olmasından korktuğu için, yeni dinden de şiddetle yüz çeviriyordu. Kısa bir süre sonra da kendini İslam düşmanlarına katılmış ve İslam'a kılıç çekmiş kimseler arasında buluverdi. Ancak Nuaym bin Mesud, Hendek Harbi esnasında İslami davet tarihinde kendisine yeni bir sayfa açtı. Bu sayfa, harp hilesiyle ilgili şaheser bir hikayedir. Tarihin daima dehşetle zeki ve becerikli kahramanını övgüyle anlattığı bir hikaye yazdı. Nuaym bin Mesud'un hikayesini öğrenmek için biraz geriye gitmek lazım. Hendek tarihinden önce Yesrib'deki Beni Nadir Yahudilerinden bazıları gözden kaybolmuşlardı. Onların ileriye gelenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle savaşmak ve onun dinini ortadan kaldırmak gayesiyle çeşitli kabileleri bir araya getirmek için çaba harcıyorlardı. Mekke'deki Kureyş kabilesine gidip onları Müslümanlarla harbe kışkırttılar. Medine'ye geldikleri zaman onlarla birleşmek üzere anlaşıverdiler. Bunun için de bir de zaman tayin ettiler. Sonra onlardan ayrılıp Necid'deki Gatafan kabilesine geçtiler. Onları da İslam'a ve peygamberine karşı kışkırttılar. Onları yeni dini kökünden kazımaya davet ettiler. Kureyş'le aralarında olup bitenleri ve yaptıkları anlaşmayı anlatıp o iş için tayin edilen vakti onlara da bildirdiler. Kureyş atlısıyla yayasıyla toptan liderleri Ebu Sufyan bin Harb'in komutasında Mekke'den Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Gatafan da her şeyiyle Uyeyne bin Hısın el-Gatafani'nin komutasında Necid'den hareket etti. Gatafanlıların arasında hikayemizin kahramanı Nuaym bin Mesud da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yola çıktığını haber alınca ashabını toplayıp durumu onlara açtı. Bu büyük ordunun Medine'ye girmesine engel olmak için şehrin etrafında bir hendek kazmaya karar verdiler. Mekke ve Necid'den gelen ordular Medine yamaçlarına yaklaşınca Beni Nadir Yahudilerinin liderleri hemen Medine'de oturan Beni Kureyza Yahudilerinin ileri gelenlerine gittiler ve onları peygamberle savaşa, Mekke ve Necid'den gelen ordulara yardım etmeye kışkırttılar.
Beni Kureyza'nın ileriye gelenleri onlara şöyle dedi. Siz bizi arzu ettiğiniz şeye davet ettiniz ama biliyorsunuz ki biz Muhammed'le aramızda barış yaptığımıza, Medine'de rahat ve güven içinde yaşamamız karşılığında onunla iyi geçineceğimize dair söz verdik. Yine biliyorsunuz, onunla yaptığımız anlaşmanın daha mürekkebi bile kurumuş değil. Hem Muhammed bu harpte galip gelirse bizi kıskıvrak yakalamasından ve ona hıyanetimizin cezası olarak Medine'den bizim kökümüzü kazımasından korkuyoruz diyorlardı. Fakat Beni Nadr'ın ileri gelenleri sürekli olarak onları anlaşmayı bozmaya teşvik ediyorlar. Muhammed'e ihanet etmelerini ve bu defa felaketin mutlaka Müslümanların başına geleceğini söylüyorlardı. İki ordunun gelmesiyle de onların azimlerini artırıyorlardı. Beni Kureyza Yahudileri onlara uymakta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle olan anlaşmalarını bozmakta ve aralarındaki sayfayı yırtmakta gecikmediler. Böylece onunla harp etmek için kabilelere katıldıklarını açıkladılar. Bu haber Müslümanların tepesine yıldırım gibi iniverdi. Kabilelerin orduları Medine'yi kuşatmışlar ve halka gelen erzada kesmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinin düşmanın avucuna düştüğünü anlamıştı. Kureyş'le Gatafan, Medine'nin dışına Müslümanların karşısına ordugah kurmuşlardı. Beni Kureyza da Medine'nin içinde Müslümanların arkasında bekliyorlar ve hazırlık yapıyorlardı. Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlarsa İçlerinde gizlediklerini açığa vurup şöyle dediler. Muhammed bize Kisra ve Kayseri'nin hazinelerine sahip olacağımızı vaat ediyor. İşte bugünkü durumumuz ortadadır. Bizler ihtiyaç için tuvalete gitmekten bile korkuyoruz dediler. Daha sonra harp çıktığında Beni Kureyza'nın yapacağı baskında kadınlarına, çocuklarına ve evlerine bir zarar geleceği iddiasıyla gruplar halinde peygamberin yanından ayrılmaya başladılar. En sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birkaç yüz gerçek mümin kalmıştı. 20 güne yakın süren kuşatma gecelerinden birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine sığınarak dua etmeye başladı. Duasında şu sözleri tekrar edip duruyordu. Allah'ım, senden bana vaat ettiğin yardımı istiyorum. Allah'ım, senden bana vaat ettiğin yardımı istiyorum. Nuaym bin Mesud, o gece uyku tutmadığı için yatağında dönüp duruyordu. Gözleri bir türlü uyumak istemiyordu. Berrak gökyüzündeki yıldızlara bakarken uzun uzun düşünmeye ve kendi kendine şu soruları sormaya başladı. Yazıklar olsun sana Nuaym. Senin Necid gibi uzak yerlerden şu adam ve beraberindekilerle harp etmek için getiren sebep nedir? Halbuki sen onunla ne gasp edilmiş bir hakkı geri almak için ne de tecavüze uğramış bir ırzı korumak için savaşıyorsun. Sen sırf bilinmeyen sebeple onunla harp etmeye gelmişsin. Senin gibi akıllı birisine öldürmek veya sebepsiz yere öldürülmek için harp etmek yakışır mı? Yazıklar olsun sana Nuaym. Sana kendine uyanlara adil olmayı, iyilik etmeyi ve akrabaya vermeyi emreden bu dürüst adama karşı kılıç çektiren sebep nedir? Seni getirdiği hidayet ve hakka uyan ashabının
kanlarını dökmek için mızrağını kullanmaya iten sebep nedir? Noaim'in içindeki bu sert konuşmayı onu hemen yerine getirme kararı durduruverdi. Noaim bin Mesud gece karanlığında kavminin ordugahından çıkıp hızla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nuaym'ın önünde durduğunu görünce Nuaym bin Mesud sen misin dedi. Evet benim ya Resulullah diyiverdi. Bu saatte gelmene sebep nedir diye sorulunca da Allah'tan başka Tanrı olmadığına, senin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, getirdiğinin hak olduğuna şehadet etmek için geldim diyiverdi. Ve sonra şöyle ilave etti. Ya Resulullah, ben Müslüman oldum. Yalnız kavmimin İslam'a girdiğimden haberi yoktur. Şimdi bana dilediğini emret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurdu. Sen artık bizdensin. Kavmine git ve eğer yapabilirsen düşmanımızın gayret ve gücünü zayıflat. Çünkü harp hiledir dedi. Tamam ya Resulullah. İnşallah seni memnun edecek olan şeyi yakında göreceksin diyiverdi. Nuaym bin Mesud hemen Beni Kureyza'ya gitti. Onlarla önceden dostluğu vardı. Nuaym onlara, Beni Kureyza benim size olan sevgimi ve sözümdeki samimiyetimi bilirsiniz. Evet biz senden şüphe etmeyiz dedi Beni Kureyza. O da, Kureyş ile Gatafa'nın bu harpte sizinkinden farklı durumları var. Nasıl diye sordular. Burası sizin memleketiniz. Sizin burada mallarınız, çocuk ve kadınlarınız var. Sizin başka bir yere gidecek haliniz yok ama Kureyş ile Gatafa'nın memleketleri burası değil. Onların malları, çocukları ve kadınları da burada değil. Onlar Muhammed ile harp etmek için geldiler ve sizi onunla olan anlaşmanızı bozmaya, kendilerine de ona karşı yardım etmeye çağırdılar. Siz de kabul ettiniz. Eğer onlar harbi kazanırlarsa bunu bir ganimet bilirler. Şayet kazanamazlarsa güven içinde memleketlerine dönerler ve sizi de Muhammed'in eline bırakırlar. Böylece Muhammed pek kötü bir şekilde sizden intikamını alır, biliyorsunuz. Baş başa kaldığınızda sizin Muhammed'e gücünüz yetmez. Bunları söyleyince doğrusun ama senin fikrin nedir dediler. Benim fikrim onların eşrafından bazı adamları alıp yanınızda rehin olarak bırakmadıkça onlarla birlikte harp etmemenizdir. Muhammed'i yeninceye veya en son adamınız ölünceye kadar onları sizinle beraber Muhammed'le savaşa götürmenizdir. Tamam. Sen bize doğru olanı tavsiye ettin dediler. Nuaym onların yanından çıkıp Kureyş'in komutanı Ebu Süfyan bin Harbe geldi ve onlara da ''Ey Kureyş topluluğu, benim size olan sevgimi ve Muhammed'e olan düşmanlığımı biliyorsunuz. Ben bir şey duydum. Onu size de duyurmayı kendime vazife saydım. Bunu gizli tutmanızı ve benden duyduğunuzu başkalarına yaymamanızı tavsiye ederim.'' dedi. Tamam, bu bizim sana karşı vazifemizdir dediler. Bunun üzerine, Beni Kureyza, Muhammed'le olan anlaşmalarını bozduklarını pişman olup, birisiyle ona şu haberi göndermişler. Biz yaptığımıza pişman olduk. Seninle olan anlaşmamıza ve barışımıza dönmeye karar verdik. Kureyş ve Gatafan eşrafından birkaç adamı alıp, boyunlarını vurman için sana teslim etmemize razı olur musun? Daha sonra onlarla savaşmak için sana katılırız ve onların işini de bitiririz. Muhammed de onlara bunu kabul ettiğini bildirmek üzere adam göndermiş. Eğer Yahudiler adamlarınızdan bazılarını rehine olarak sizden isterse sakın onlara kimseyi vermeyiniz. Bunları duyan Ebu Süfyan sen ne iyi dostsun bunun mükafatını göreceksin dedi. Nuaym Ebu Süfyan'ın yanından çıkıp kavmi Gatafan'a geldi.
Ebu Sufyan'a anlattığının aynısını onlara da anlatıp Ebu Sufyan'a yapma diye tembih ettiklerini, onların da yapmamalarını söyledi. Ebu Sufyan, Beni Kureyza'yı denemek isteyip oğlunu onlara gönderdi. Ebu Sufyan'ın oğlu, "Babamın size selamı var," şöyle diyor. "Muhammed ve ashabına uyguladığınız kuşatma uzadı. Artık biz de usandık. Muhammed'le harp edip ondan kurtulmaya karar verdik. Babam beni size yarın onunla savaşmaya davet etmek için gönderdi." Onlar şöyle cevap verdiler. "Yarın cumartesidir. Biz o gün hiçbir şey yapmayız. Sonra yanımızda rehin kalmaları için sizin ve Gatafan eşrafından 70 kişiyi bize vermedikçe sizinle birlikte harp etmeyiz. Biz savaşmak zor gelince sizin hemen memleketlerinize gitmenizden ve bizi Muhammed'le yalnız başımıza bırakmanızdan korkuyoruz. Hem biliyorsunuz bizim onunla uğraşacak gücümüz yoktur," dediler. Ebu Sufyan'ın oğlu kavmine dönüp Beni Kureyza'dan duyduklarını onlara anlatınca hep bir ağızdan "Vay aşağılık maymunlar! Vallahi bizden rehin olarak bir koyun isteseler vermeyiz." Nuaym bin Mes'ud kabilelerin saflarını parçalamada ve onların anlaşmalarını bozmada başarılı olmuştu. Allah Kureyş'le yandaşlarına çadırlarını söken, kazanlarını deviren, ateşleri söndüren, yüzlerine şamar atan ve gözlerine toprak dolduran şiddetli bir fırtına gönderdi. Onlar çekip gitmekten başka çare bulamadılar ve karanlıkta çekip gittiler. Sabah olunca Müslümanlar Allah'ın düşmanlarının kaçıp gittiklerini görüverdiler. Onlar şöyle demeye başladı. "Kuluna yardım eden Allah'a, askerini aziz kılan, kabileleri tek başına yenen Allah'a hamdolsun." O günden sonra Nuaym bin Mesud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güven kaynağı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği vazifeleri yerine getirdi, onunla birlikte harplere katıldı ve onun önünde sancak taşıdı. Mekke'nin fethi günü Ebu Sufyan bin Harp, Müslüman askerlerini seyretmek üzere durduğunda, Gatafan'ın sancağını taşıyan bir adamı gördü ve yanındakilere, "Bu kim?" diye sordu. "Nuaym bin Mes'ud," dediler. "Hendek Savaşı'nda bize yaptığı ne kötüydü. Vallahi o Muhammed'in en büyük düşmanıydı. İşte şimdi o Muhammed'in önünde kavminin sancağını taşıyor ve onun sancağı altında bizimle harp etmeye geliyor," dedi. Allah ona ve arkadaşlarına rahmet etsin.